Damak tadından hoşlandığın aktivitelere, değer yargılarından hayat tarzına, cinsel yönelimlerinden politik tercihlerine. Seninle ilgili her konuda fikirleri var. Hadi kalk, bu etkinliğe mutlaka gitmelisin. Bak, şu köşede çok güzel bir restoran var. Sence de çok güzel bir çift olmaz mısınız? İşte bugün senin için seçtiğim haberler. Bak, bu dizi tam sana göre. Evde, yolda, okulda, işte, uykuya dalarken, uyandığında hep seninleler. Peki sen onları ne kadar tanıyorsun? Get started. Handouts are by the door if anybody didn't pick one up. I like to put things in perspective a little bit by starting out and asking. This was suspense beyond anything the world of chess had ever known. Garry Kasparov, 34 years old, a cheerful and confident player throughout a dominating career, hovered over his pieces in the deciding game of a match with an implacable challenger. Deep Blue, a computer. Dönemin dünya şampiyonu Rus satranç ustası Kasparov, 1997'deki bu karşılaşmayı IBM'in süper bilgisayarı Derin Mavi'ye karşı kaybetmişti. Karşılaşmanın ikinci oyununda Kasparov, Derin Mavi'nin çok ince bir hareket yaptığını düşünür ve stratejisini buna göre belirler. Oysa bir makineye asla yenilmem diyen Kasparov yanılıyordur. Bu strateji yüzünden önce ikinci oyunu ardından da karşılaşmayı kaybedecektir. Deep Blue has defeated world champion Garry Kasparov. Karşılaşmadan 15 yıl sonra bir IBM mühendisi bilgisayarın Kasparov'un oyunu kaybetmesine neden olan hamleyi bir yazılım hatası sonucu rastgele oynadığını itiraf edecektir. Algoritmaları her hareketleri derin anlamlar yüklü kahinler olarak görmeye meyilliyiz. Bu video bitene kadar Google'da 145 milyon arama yapılmış, YouTube'da 40 milyon video izlenmiş, Facebook'a 300 milyondan fazla fotoğraf yüklenmiş, Twitter'da 4 milyon tweet atılmış, toplamda yaklaşık 2,5 katrilyon byte veri üretilmiş olacak. Devasa büyüklükteki bu veriyi toplayıp değerlendirebilen algoritmaların bizim yerimize en iyi kararları vereceğine inanmak isteriz. Algoritmalar Ne İstiyor? Adlı kitabın yazarı akademisyen Ed Finn, Kasparov örneğini tam da bu bakış açısındaki soruna işaret etmek için veriyor. Siri and Google, these are systems that do know a lot about the world, but they have clear limits and it's very easy for us to forget about those limits or ignore them. It's very easy for us to forget all of the things that Google doesn't know and to follow your GPS so slavishly that you drive your car into a lake, for example. Things like this happen all the time. We are making this system into something more than it is to satisfy a broader or deeper cultural need. Bugün daha çok Batı teknolojileriyle birlikte anılan algoritma terimi aslında çok yakınımızda. Bağdat'taki bilgelik evinde doğdu. Cebir'in atası olarak kabul edilen 9. yüzyıl matematik ve astronomi bilgini El-Harizmi'nin isminden. Kitapları Latince'ye çevrilirken Harizmi'nin isminden türetilen algoritma kelimesi 12. yüzyıldan itibaren Batı dillerinde kullanılmaya başlandı. Algoritma, bir problemin çözümü için takip edilmesi gereken adımlar bütünü anlamına geliyor. Peki Facebook, Google, Apple, YouTube gibi Silikon Vadisi devlerinin ne tür bilgileri tüketmemiz gerektiğine karar veren algoritmaları hangi temel problemi çözmeye çalışıyor? Bu platformlar kamu yararına kurulmuş platformlar değil. Bunlar ticari platformlar ve bunların tabii ki esas amacı bir kar yaratmak. Bunu göz önünde bulundurmak zorundayız. Öncelik karı maksimize etmek. Peki bunu nasıl yapacak bu platformlar? Burada hedeflediği birkaç şey var. Birincisi, sizden mümkün olduğunca fazla bilgi almak. Bunu nasıl yapacak? Sizden belli bir etkileşim alarak. Yani sizin etkileşiminizi artırmak istiyor. Sizin orada yaptığınız her like, her paylaşım, her yorum, baktığınız her sayfa sizinle ilgili bir veri. Bu da platformun sizi daha iyi tanımasını sağlıyor. İkinci istediği şey ise sizin orada mümkün olduğunca daha fazla zaman geçirmeniz. Bunun için de yine verilere dayanıyor ve bakıyor siz hangi içeriklere daha fazla tıklamışsınız, hangi içeriklerde daha fazla zaman geçirmişsiniz, hangi içeriklere daha fazla yorum yapmışsınız. Yankı odaları dediğimiz ya da filtre baloncukları dediğimiz şey biraz da bundan kaynaklanıyor. Platformlar şuna bakıyor. Sen hangi içerikleri daha çok beğenmişsin?
İnsanlar genel olarak kendine yakın gördükleri kişilerin içeriklerini beğenmeye daha yatkınlar veya kendilerine yakın gördükleri medya kuruluşlarının içeriklerini beğenmeye daha yatkınlar. Tabii ki orada daha fazla bir etkileşim ortaya çıkıyor. Bunun sonucunda da yapılan analizler şunu ortaya koyuyor. İşte ben daha bu kişiye zaten yakın gördüğü, çok etkileşime girdiği kişinin içeriklerini gösterirsem bu kişi benim platformumda daha fazla zaman geçirir, daha fazla içeriği okur ve ben de böylece platformumda maksimum sürece bu kişiye reklam gösterebilirim. Bu süreyi çok doğru bir şekilde kullanabilirim. Platformun mantığı bu. Kar amacı güden bu platformdan başka bir yaklaşımla gelip de bana doğru bilgiyi sunmaya çalışmasını bekleyemem. Aslında burada temelde yatan problem belki de bu. Araştırmalar, hızı ve viralliği önceleyen algoritmaların nitelikli, doğru ve bilgilendirici içerikleri değil, sansasyonel ve çoğu zaman doğruluğu şüpheli bilgileri karşımıza çıkardığını ortaya koyuyor. Örneğin, ana akım siyasi videolar izlemek için girdiğiniz YouTube'un komplo teorileri içeren radikal videoları izlemenizi önermesi gibi. Ya da Facebook'ta aşılarla ilgili arama yaptığınızda bilimsellikten uzak onlarca aşı karşıtı bilgiyle karşılaşmanız mesela. Kısacası amaç, kullanıcıların platformda daha fazla vakit geçirmesi olunca algoritmalar önerdikleri bilgilerin doğruluğunu çok da umursamıyorlar. Algoritmalar toplumların aynası haline geldi adeta. Onun en aydınlık taraflarını yansıttığı gibi içindeki en karanlık tarafları da ortaya çıkartma konusunda son derece başarılı. Geçen yıl bir sosyal medya platformundan istifa eden üst düzey bir yöneticinin açıklamaları vardı ve bunlar adeta şok etkisi yarattı. Çünkü bu platformlarda çalışan dünyanın en zeki beyinleri bütün güçleriyle sizi kendi uygulamasına daha bağımlı hale getirebilecek teknikler geliştirmeye çalışıyor ki biz bunlara algoritmalar diyoruz. Bu algoritmalarda kullanıcılarda dopamin etkisiyle kısa vadeli mutluluklar yaşatıyor. Uygulamayı daha uzun süre kullanmanızı sağlıyor. Zamanla bizleri hayattaki en büyük mutluluğu sanal ortamda bir gülücük, bir kalp almakta bulan bireylere dönüştürüyor. Tabii böyle bireylerden oluşan topluluklar da bu şekilde onları etkilemek de toplumsal kumaşımıza zarar veriyor. İşin en korkutucu tarafı bir noktadan sonra bu algoritmaları geliştirenler bile onun nasıl davranabileceği konusunda tam olarak bir fikir sahibi olamıyor. Ben bir YouTuber olarak bunun etkilerini çok net gözlemleyebiliyorum. Özellikle komplo teorilerinin bu kadar kolay yaygınlaşabilmesinde algoritmaların o çoğaltıcı etkisi başrol oynuyor. Dediğim gibi insanların ilgisini çekebilmek için en akıl almaz şeylere bile sırf biraz daha bizim uygulamamızı kullansınlar, bu da kalsınlar diye çanak tutan, ayna tutan bu algoritmalar herkesin önüne doğru, yanlış, eksik, gedik demeden bu içerikleri yerleştirmekten hiç çekinmiyor ve sonuçta yanlış bilgiler adeta bir kar topu etkisiyle bir çığ gibi büyüyebiliyor. Geçenlerde çok enteresan bir şey oldu. Amazon'da bestseller olan bir kitap var. Fakat içi akla hayale gelmeyecek saçma sapan komplo teorileriyle dolu. Böyle bir kitabın en çok satan kitap haline gelmesinde tavsiye algoritmaları tabii ki rol oynuyor. Bunların nasıl çalıştığını tersine mühendislikle çözmeye çalışan kötü niyetli bazı kişiler de toplulukları manipüle edebilecek bir çeşit silaha kavuşmuş oluyorlar ve bu silahı kullanmaktan hiç çekinmiyorlar. Geçen birkaç yılda birbiri ardını izleyen skandallar, maksimum kârı önceleyen algoritmaların kötücül aktörler tarafından toplumları manipüle etmek için nasıl kullanıldığına dair çarpıcı bir resim sunuyor. There's big news on Facebook. Three US Facebook users who may have had their information improperly shared with Cambridge Analytica. Big question as to what happened to that data. Influenced them through bespoke adverts on social media. I mean, it sounds dreadful thing to say, but these are things that don't necessarily need to be true. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. Platformlar açıkladıkları bir dizi önlemle yaşadıkları güven kaybının önüne geçmeye ve algoritmaların kötüye kullanımını önlemeye çalışıyor.
Fakat daha köklü önlemler alınmadığı müddetçe dikkat taciri algoritmaların yol açtığı sorunların giderilemeyeceğini düşünenlerin sayısı az da değil. Ben dijital platformların kullanıcılarının güvenini kazanmak için yaptıkları bir takım açıklamaları ya da almaya çalıştıkları bazı önlemleri açıkçası çok yeterli bulmuyorum. Hükümetler düzeyinde regüle edilmesi gerekiyor bu konuların. Çünkü insanların kişisel bilgilerinin gizliliği ve mahremiyet hakları devletin koruması gereken temel haklar kategorisinde bana göre. Bu konuda özellikle Avrupa Birliği'nde yapılan bazı çalışmalar var. Unutulma hakkı gibi kavramları regüle etmeye çalışıyorlar. Fakat maalesef bürokratlar çoğunlukla teknoloji konusunda derinlemesine bilgi sahibi olamadıklarından bazen kaş yapmaya çalışırken göz çıkartma durumları da olabiliyor. Günümüzde bu tür bilgiler, kişisel bilgiler değerli bir maden gibi olduğu için bu konularda çatışmalar yaşamaya bence devam edeceğiz gibi gözüküyor. Tabii kullanıcılar olarak bizlere de bazı görevler düşüyor. Her şeyden önce bu konuların önemli olduğunun farkına varmalıyız. Yani ne olacak kişisel bilgi deyip geçmemeliyiz. Sonuçta bu platformlar için kaybetmeyi göze alamayacakları en değerli şey biziz. Sesimizi yükselterek, gerektiğinde hani geçen yıllarda ortaya çıkan delete bilmem ne bilmem ne türü hareketlere katılarak bu platformlarda bizler de yönlendirici olarak etkileşime geçmeliyiz. Gerektiğinde sesimizi yükseltmeliyiz. Algoritmalar dikkatimizi üzerlerine çekmek için kıyasıya bir rekabet içerisindeler. Arif'in Manchester'a attığı golü ararken saatlerce bilgisayar başında kalıp sonunda kendimizi hep bambaşka yerlerde bulmamızın nedeni de bu. How did I get here? Columbia Hukuk Okulu'ndan Tim Wu bu rekabeti her zaman daha cafcaflı, parlak, sansasyonel ve şok edici olan alternatifin kazanacağını söylüyor. Ve ekliyor, tarih ister ekonomik, İster siyasi motivasyonlarla olsun, limitler olmadığında dikkat tacirlerinin ne kadar ileri gidebileceklerinin örnekleriyle dolu. Thank you.